أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta bir hadis-i şerif okumuştuk. Okuduğumuz hadis-i şerif çok umde bir hadis-i şerifti. İnnemel a'malu binniyat. Ameller niyetlere göredir demiştik. Oradan devam edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devamında buyuruyorlar ki وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى. Yani her bir kimse için niyet etmiş olduğu şey vardır. Kim neye niyet ederse ona göre ecir alır, sevap alır ve bunun ters istikametinde günah alabileceğini de söylemiştik. Yani ameller niyetlere göre değişiyordu. Hatta kimi zaman kişi niyet edip amel etmediği halde mecbur olabiliyordu, sevap alabiliyordu. Bununla birlikte bir günaha niyet ettiği zaman da bir engel çıkarsa şayet yapamazsa yine bundan dolayı vebal alıyordu, vebal sahibi oluyordu. Bunun uhrevi bir vebali vardı. Buna değinmiştik. Onun için Efendimiz buyuruyor ki her bir kimse için niyet ettiği şey vardır. Devamında ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuyu hicrete getiriyor. Ve buyuruyor ki فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى dünya. Kimin hicreti dünyaya olursa يُصِيبُهَا ne yapar? Ona isabet eder. Yani onu bulur. Şimdi muhterem kardeşlerim, hicret farklı çeşitlerde ve şekillerde olur. Hicret demek sözlük anlamıyla bir şeyden uzaklaşmak demek. Herhangi bir şeyden hicret etmek demek. Uzaklaşıyorsunuz. Şimdi Efendimiz bu hadis-i şerifin birinci kısmında hicretin bir türlüsünü sayıyor. Nasıl peki? Kişi ahiretle alakalı meselelerden uzaklaşıyor. Nereye hicret ediyor kendince? Dünyaya hicret ediyor. Dünyayı elde etmeye çalışıyor. Peki ne olur dünyayı elde etmeye çalışınca? Yusibuha. Ona isabet eder. Onu bulabilir. Dünyayı bulur. Çünkü bu da sonuçta bir hicrettir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bununla ilgili estağfirullah. Men kana yuridul acilete accelna lehu fiha ma neşa. Kim bu acil olan? Acil ne demek? Peşin. Hemen görünen, zahir olan, peşin olan şeyi, dünyayı isterse accelna lehu fiha, onun için bu dünyada hemen acele olarak biz onu veririz. Ama nasıl veririz? Ma neşa'u. Dilediğimize, dilediğimiz kadarıyla. Yani onun için çok meşhur bir söz vardır. Allahu Teala ilmi çalışana, isteyene, dünyayı ve malı ise istediğine verir. Yani dünyevi olarak çok çalışmak, çok zengin olmaya çalışmak, mal elde etmeye çalışmak demek ne kadar çalışıyorsak o kadar zengin olacağız anlamına gelmez. Çünkü Cenab-ı Hak ne kadar verirse o kadar alacağız. Onun için dünyaya hicret ederse kişi Allah'ın dilediği bir miktar dünyadan alabilir. Bu da bir hicrettir. Hicret tercihini bu yönde kullanırsa o zaman ona isabet eder. Bu bir hicret çeşidi. Dünyaya hicret. Ve bu hicret muhteremler başladığı zaman bunun artık sonu yok. Kişi dünyaya kendini kaptırdığı zaman da ne oluyor? Men kana yuridu harfel ahireti nezid lehu fi harfi, buyuruyor Cenab-ı Hak. Kim ahiret ekinini isterse, ahiret nasibini isterse onun nasibinde ziyade yaparız, artırma yaparız, artırırız. Ama ve men kana yuridu harfed dunya nu'tihi minha. Evet. Kim de dünya ekinini isterse, dünya metaını isterse, dünyadan faydalanmak isteyip dünyayı tercih ederse dünyayı da ona veririz. Dünyadan da ona veririz. Öyle dünyayı vermek yok.
Dünyadan da ona bir şeyler veririz diyor Cenab-ı Hak. Ama وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Onun ahirette hiçbir nasibi yok. Hiçbir şey alamayacak. Dünyada almış, ahirette nasibi gitmiş. Onun için İmam Gazali Hazretleri rahimehullah der ki, bir insanın dünyadan intifağı ne kadarsa, ne kadar dünyadan faydalandıysa, ahiretinden o kadar kısılıyor muhteremler. Yani dünyada çok fazla refah istemek, çok fazla genişlik istemek, çok fazla imkan istemek de iyi bir şey değil. Çünkü ifade ederler, bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Zeyd ibn-i Thabit'in elinde bir et parçası görmüş. Gidiyor. Bakmış ki et var elinde. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona demiş ki, ey Zeyd, korkmaz mısın yarın kıyamet gününde Cenab-ı Hak herkese ecrini verdiği zamanda sen bu et parçasına dünyada ulaştığın için Cenab-ı Hak ya yarın sana اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا, böyle de denilecek. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا, siz dünya hayatta, dünya hayatınızda güzel şeylerinize ulaştınız. O güzel güzel nimetleri aldınız. وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا, onlarla faydalandınız. Artık size bugün nimet yok. Siz payınızı dünyada aldınız. Nasibinizi dünyada elde ettiniz. Ya böyle derse ne yaparsın diyor Zeyd ibn-i Thabit'e. Onun için sahabe-i kiram ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam dünyadan herhangi bir şey elde etmeme niyetinde olmuşlar. Bu istikamette hayatlarını yaşamışlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün hasırın üzerinde Efendimiz'i yatarken görünce bu biraz işte zoruna gidiyor. Diyor ki ya Resulallah, Kisralar, Kayserler vesaire o kadar geniş geniş köşklerde, saraylarda dünya hayatını sürerken, dünyanın nimetlerinden istifade ederken, alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamber aleyhissalatü vesselam hasır üzerinde uyuyor. Bu olur mu ya Resulallah deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ey Ömer, istemez misin? Dünya onların, ahiret bizim olsun buyurmuştur. Dünya onların, ahiret bizim olsun. Böyle bir tercih var muhteremler. Ahiretten dünyaya doğru tersine hicret edenler de var. Buraya kendini kaptırdığı zaman Efendimiz ne buyurur? İnne likulli ümmetin fitne, o fitnetu ümmeti el mal. Her ümmetin bir fitnesi vardır, bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da maldır, dünyadır. Böyle. Mala bir düşkünlük, eşyaya bir düşkünlük, dünyaya bir düşkünlük, dünyayı maksut edinme, dünyaya hicret etme ve dünyadan daha ne kadar daha fazla nasiplenebilirim, ne kadar daha fazla imkanlarımı mı genişletebilirim? İşte seküler hayat dediğimiz hayat, dünyevileşme belası bugün başımızdaki en büyük belalardan birisidir. Ve bu muhteremler öyle bir şey ki, bu dünyaya hicret etmek. Çok güzel veciz bir ifadeyle de ifade edilmiş. Hubbu dünya ra'su kulli hatiye. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Böyle başlıyor. Bütün hataların başı dünya sevgisidir. Kişi günah işliyor, günahlara batmış çünkü dünyayı seviyor. Bir adam başkasını öldürmüş, adam öldürme günahına girmiş, dünyayı seviyor. Başka bir adam zina ediyor, Allah muhafaza, dünyayı seviyor. Anlaşıldı. Yani küçük büyük ne kadar günaha bulaşılıyorsa bunların tek cümleyle veya tek ifadeyle birlikte tabir edilebileceği bir şey vardır. O nedir? Dünya sevgisidir. Dünya sevgisidir. Çünkü ahireti düşünen bir insan, Hazreti Ali radıyallahu anh, لَوْ كُشِفَ لِي الْغِطَى مَزْدَتُّ يَقِينًا, şayet perde açılsa önümden diyor, zerre kadar yakinim artmaz. Yani ahiret perdesi önümden açılsa, ahireti görsem, cehennemi cenneti görsem, zerre kadar yakinim artmaz diyen Hazreti Ali radıyallahu anh gibi bir iman sahibi olan birisi günaha düşebilir mi? Herhangi bir günah işleyebilir mi? İşleyemez.
İşte bu ne oluyor? Dünyaya hicret etmekten, dünyaya doğru hicret etmekten kaynaklanan bir hata bu. Dünyayı tercih etmek, dünyayı almak. Evet. Mesela biraz daha, bir misal daha verip inşallah burayı geçelim. Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği bir alim var. Biz de sohbetlerde vesaire sıkça duyarız, çok dillendirilir. Bel'am bin Bağura, Hazreti Musa aleyhisselama beddua etmiş, onun karşısına dikilmiş, efendim, onun düşmanlarının safında yer almış, Cenab-ı Hakk'ın ismi azam duasını öğrettiği, çok özel, hususi ilimleri kendisine verdiği bir alimdi bu, değil mi? Evet. Peki Cenab-ı Hak ondan nasıl bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de? Okuyacağım ayeti kerimeyi. Buyuruyor ki وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذ۪ي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. Bizim ayetlerimizi kendisine verdiğimiz çok özel ayetler, çok özel haller, ilimler kendisine verdiğimiz kişi Bel'am bin Bağura, onun durumunu oku onlara diyor. Ümmetine oku. Ne oldu peki o? فَنْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعْهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاو۪ينَ. Şeytan onu en yakın dostu edinmiş, kendine tabi kılmış ve azgınlaşıp sapıtan kimselerden olmuş hayatının son deminde ve ahirete de kafir olarak irtihal etmiş, göçmüş. Böyle bir alim. Alimlikle başlayan bir serüvenin zalimlikle sonuçlanmasıdır bu. Peki, niye böyle oldu? Cenab-ı Hak onun için buyuruyor ki وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Şayet biz dileseydik onu derece olarak da ne yapardık? Yükseltirdik. Eğer şükretseydi, eğer dünyaya tamahı olmasaydı, eğer ki böyle hatalara düşmeseydi iradesini kullanarak, ona çok daha fazla ayetler, dereceler, mertebeler, ilimler verirdik. Peki hatası neydi diye sorduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'e, Bel'am bin Bağura'nın hatası neydi? Ahirete kafir olarak gidip de Musa aleyhisselam gibi ulul azim bir peygamberin karşısına dikilmesinin sebebi neydi? Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَاكِنَّهُ لَاكِنْ o اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْفِ. Yere meyletti. Dünyaya meyletti. İşte hatanın özeti bu. Bel'amları bel'amlaştıran, alimleri bel'amlaştıran, efendim, alim olmayan sıradan insanları insanlık suretinden çıkarıp da adeta vahşileştiren bir duygu bu. Dünyayı sevmek, dünyaya hicret etmek. İşte bu hicretle birlikte, bu hicretin istikametine, yanlış istikametine girdiğiniz zaman bununla birlikte artık peşi sıra birçok günahlar geliyor ve bu günahlarda ne oluyor? İnsanı uhrevi olan helaka itiyor. Artık bu yolunda sonundan insan çıkamıyor. Onun için Sa'd-i Şirazi Hazretleri Kuddisesi Ruhu bunu bir şeye benzetir. Dünyaya paçayı kaptırmayı bir şeye benzetir. Tıpkı bir arı veya sinek gibi der. İşte arı veya sinek böyle pekmez gibi sıvı olan şeylere konarlar. Ondan sonra o sıvıdan yemeye başlarlar, beslenirler. Yerler, yerler derken güzel gidiyor, çok güzel gidiyor, faydalanıyor. O arada ne olur? Yedikçe batar, 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 ayakları batar. Hadi bakalım şimdi doyduk, gideceğiz. Kalkamıyor. Kaptırmış elini, ayağını, kanadını, her şeyini kaptırmış. Artık kavanozun dibine doğru yol alır. İşte dünya da böyle bir şey. İnsan kavanoza konduğu zaman, dünya kavanozuna konduğu zaman da şayet oradan faydalanmayı güzel ayarlayamazsa o kavanozun dibini boylamasıyla birlikte Allah muhafaza ne olur? İşte uhrevi olan helakı bulur. Bu uhrevi helaka sebep olur. Onun için Mevlana Hazretleri bu noktadaki ölçüyü de koymuştur. Ne der? İnsanoğlu
dünyada dünya ile olan münasebetini denizde yürüyen bir gemiye benzetir. Gemi insandır. Deniz de dünyadır. Evet, o gemi o denizde yürümesi lazım, seyretmesi lazım, gitmesi lazım. Geminin yeri denizdir. İnsanoğlu da deniz gibi olan dünyada yaşaması lazım. Bundan kaçış yok. Ama ve lakin şayet o gemi üzerinde seyretmeye mecbur olduğu denizin suyundan içine doğru almaya başladığı zaman da batar. Bunun başka çaresi yok. İşte insanoğlu da yaşamak zorunda olduğu dünyadan, onun sevgisinden içine doğru, kalbine doğru bir şeyler almaya başladığı zaman batışı kesindir, muhakkaktır diye bunu misallendirirler. İnşallahü Teala bu hadis-i şeriften devam edeceğiz haftaya. Devamında da Efendimiz burayı da okuyalım isterseniz. Ev imraetin yenkihuha. Bu da bir benzeri. Yani kimin bazılarının hicreti dünyaya oluyor ahiretten. Bazılarının hicreti ise kadına. Kadına hicret ediyor adam. Peki bu oldu mu? Tabii ki bu hadis-i şerifin sebebi vurdu o. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hicret etmiş. Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Onlar niye hicret ettiler? Allah için hicret ettiler. Ama o kafile içerisinde bulunan Allah Resulü ile hicret edip de Mekke'de güzelce niyetini ayarlayamayan bazıları, bir kısım kişiler veya kişi kadına hicret etmiş. Medine'de sevdiği bir kadın varmış. O kafileyle birlikte o vesileyle o da Medine'ye gelmiş. Kimisi Allah için gelmiş, kimisi kadın için gelmiş. Efendimiz de buyuruyor ki kimin hicreti dünyaya olursa dünyayı bulur. Başka bir hicret çeşidi daha var. Nedir o? Kadın. Kadına hicret eden o da kadını bulur. O da kadına kavuşur. İşte mesele Allah'a hicret edebilmek, Resulullah'a hicret edebilmek ve bu yolda fedakarlık gösterebilmektir.